Sağlıklı yaşam kurallarını konuşurken eminim şunu çok kez duymuşsunuzdur. Günde 10.000 adımı tamamlamalısınız. Evet, gerçekten de fiziksel aktiviteyi yükseltmek sağlıklı yaşamın olmazsa olmaz kurallarından bir tanesi. Peki, günde 10.000 adımının altında yatan bilimsel gerçek nedir? Ya da var mıdır? Bugün hep beraber onu araştıralım. Hoş geldin babacığım. Bir dakika kızım. 9998, 99, 10.000. 10.000. adımı attım. İster televizyonda, ister dergide, ister gazetelerde olsun sağlıklı yaşam konusunda yazıları okurken her zaman fiziksel aktivitenin yüksek tutulması gerektiğini okumuşsunuzdur. Ve burada en önemli kriterlerden bir tanesi de 10.000 adım atmaktır. Peki 10.000 adım gerçekten sağlığımız için yararlı mı? Bunun hakkında yapılan bilimsel çalışmalar nelerdir? Günde 10.000 adım atma fikrinin temeli esasında 1960'lara kadar geri gidiyor. 1960'lı yıllarda Japon halkı biraz daha Amerikanvari yaşamaya başlayınca bazı hastalıklar ve kilo artışı gibi problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun üzerine Kyushu Üniversitesi'nde çalışmakta olan Dr. Hatano, acaba Japon halkına günde 500 kalori daha fazla nasıl yaktırabilirim diye düşünürken aklına aktiviteyi, özellikle de gün içinde yürüyüşü arttırma fikri geliyor. Ve böylece ilk adım sayar ortaya çıkıyor. Yani Manpo Kei. Man, bin demek, po, adım demek, kei de metre demek. Yani günde 10.000 metre. Bu bir adım sayar aslında. Dolayısıyla Japon halkını daha fazla yürüterek acaba daha sağlıklı nasıl kılabiliriz sorusu ortaya çıkmaya başlıyor ve böylece günde 10.000 adım fikri yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla günde 10.000 adım projesinin aslında çıkışı 1964'te Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan Japon halkından çıkıyor. Bilimsel temellerine baktığınız zaman o dönemde olmasa bile sonrasında yapılan çalışmalar, özellikle gün içinde fiziksel aktiviteyi arttırırsak, yani daha fazla yürürsek, daha fazla adım atarsak bazı hastalıklardan korunabileceğimizi ve hasta kişilerde de tedavinin daha kolay olabileceğini gösteriyor. Örneğin Kanada'da yapılan bir çalışmaya diyabetli hastalar kabul edilmiş ve bu çalışma grubunda diyabeti, yani şeker hastalığı olan kişiler ikiye ayrılmış. Hastalar iki gruba ayrıldıktan sonra bir gruba aktivitelerinin normal devam etmelerini, bir gruba da biraz daha fazla yürümeleri söylenmiş. Normal aktivitesine devam eden kişilerde ortalama 5.000 civarında adım attığı görülmüş, diğer grup ise 6.200 adıma çıkmış. Günde 6.200 adım atan ikinci grupta şeker hastalığı tedavisinin daha kolay olduğu görülmüş. Benzer çalışmaları ve benzer sonuçları diğer hastalıklar içinde görüyoruz. Örneğin yüksek tansiyon için ve yüksek kolesterol içinde baktığımız zaman fiziksel aktiviteyi arttırmanın, günde daha fazla yürümenin tedaviyi daha da kolaylaştırdığını fark ediyoruz. Örneğin tansiyon hastalarında yürümeyi arttırdığınız zaman tedavi daha kolay, kullanılan ilaç miktarında azalma söz konusu olabiliyor. Bu konuda bize bilgi veren çalışmalardan bir tanesi de navigatör çalışması. Bu çalışmada yüksek kalp damar hastalığı riski olan ve bozulmuş şeker metabolizması olan, yani diyabet eğilimi, şeker hastalığı eğilimi olan kişiler çalışmaya dahil edilmiş. Ve ortaya şu çıkmış. Bakın sıkı durun. Her 2000 adımda kalp damar hastalığı %10 civarında ve gene her 2000 adımda şeker hastalığı riski de %5,5 oranında azalıyor. Dolayısıyla ne kadar hareket, o kadar daha etkin tedavi. Adım sayımı ve hastalıkların kontrolü, ayrıca tedavisi konusunda pek çok benzer çalışmanın yapıldığını görüyoruz. Burada yalnız bazı oranların değiştiğini de fark ediyoruz. Örneğin Avustralya'da yapılan bir çalışma, kalp damar hastalıklarının her 1000 adımda %6 civarında azaldığını gösterirken, İngiltere'de yapılan bir çalışma bu oranın %14 kadar olduğunu gösteriyor. Demek ki toplumlar arasında farklılıklar söz konusu olabilir. Her zaman söylediğim gibi özellikle bireysel farklılıklar ön plana çıkıyor olabilir. Ancak gene ortak nokta, adım sayını arttır, daha sağlıklı kal. Bugün bahsetmek istediğim çalışma, bu konuda bize oldukça fikir veren çalışmalardan bir tanesi. Tıbbın oldukça prestijli dergilerinin bir tanesinde yayınlandı. 16.000'in üzerinde denek içeriyor. Bu deneklerin hepsi kadın, ortalama yaşları
72 ve 4.3 yıl boyunca, kabaca 4.5 yıl boyunca takip edilmişler ve daha sonra bakılmışlar bu takip süresinde adım sayısıyla tüm nedenlere bağlı ölüm arasında bir ilişki var mı? Çalışmanın sonuçları şunu gösteriyor. Adım sayısı arttıkça herhangi bir nedene bağlı ölüm riski de düşüyor. Bu çalışmanın sonuçlarında baseline olarak kişilerin 2700 adım attığı görülmüş ve katmanlaştırıldığı zaman 3 farklı gruba hemen bakalım. 4400 ortalama adım atan grup var, 5900 adım atan grup var ve 8500 ortalama adım atan grup var. Ve ölüm riski açısından baktığınız zaman günde 4400 adım atan kişilerde herhangi bir nedene bağlı ölüm riski %41 oranında daha düşük. Günde ortalama 5900 adım atan kadınlarda ölüm riski %45 daha düşük ve 8500 adım atan kişilerde ölüm riski %58 daha düşük. Burada görüyoruz ki net olarak adım sayısını arttırdığınız zaman herhangi bir nedene bağlı ölüm riskinizi azaltabiliyorsunuz. Burada 10.000 adıma ulaşılmamış, belli bir noktadan sonra risk aynı seviyede devam etmiş. Daha önce yapılan çalışmalar da şunu göstermişti. Haftada 5 gün yarım saat biraz hızlıca yürümek kalp damar hastalıkları riskini ve diğer pek çok hastalıkların riskini azaltıyor. Şimdi günde yarım saat yürümek kabaca ekstra 3000 ila 4000 adıma denk geliyor. Dolayısıyla gün içinde de ortalama 4000-5000 adımı zaten attığımızı düşünürsek, topladığınız zaman gene bu bilimsel verilere aslında bir anlamda ulaşıyorsunuz. Haftada 5 gün yarım saat yürüdüğünüz zaman zaten günlük adım sayınızı 8000 ile 9000 arası bir seviyeye getirebiliyorsunuz. Bu da hedefi 10.000 dediğiniz zaman aslında kötü bir rakam değil. Hedef 10.000 akıllarda yer etti. Dolayısıyla belki evet altında tam anlamıyla bilimsel bir gerçek yok. Ama hepimizin daha sağlıklı olması için, hasta olanların da tedavilerinin daha kolay olması için 10.000 adımı hedeflemek kötü bir tercih değil. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer bu bilgileri yararlı bulduysanız lütfen bunlardan arkadaşlarınızın da yararlanması için paylaş butonuna basın. Herhangi bir medya ortamında bunu paylaşın. Aynı zamanda lütfen kanala abone olmayı da unutmayın. Unutmayın, bilgi paylaştıkça büyür, gelişir. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.